صلى الله عليه وسلم.
kahvinin padişahı, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve biz kullarına şöyle hitap bulunmaktadır. Sübhanellezî asrâ bi'abdi leylen minel mescidel haram ilel mescidel aksallezî bârekne havlehu liyuriyehu min âyâtina innehu vessemî'ul basîr. Cenab-ı Hak kulunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gecenin bir anından Mescid-i Haram'a yani Kabe-i Muazzama'da Mekke-i Mükerreme'den alıp birçok ayetlerini ona göstermek üzere Mescid-i Aksa ki o Mescid-i Aksa ki etrafını mükerrem, mücella, muallem ve mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Cenab-ı Hak her şeyi hakkıyla işten ve her şeyi kemaliyle gören bütün kötülüklerle bütün noksanlıklardan müzennezzeh olan uzak olan Cenab-ı Hak'tır. İşte Miraç hacidesi Recep ayının 27. gecesinde hiçbir peygamber, hiçbir insanın nail olmadığı Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç hadisesine vasıl olmuştur. Miraç hadisesi zaman ve mekan mefhumunu ortadan kaldırarak insanların akıl ve idraklarını acı içerisinde bırakma ve Cenab-ı Hak tarafından Miraç hadisesine mazhar olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyük bir mucizeye nail olmuştur. Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'den sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden birisi. Onun için ayetle Cenab-ı Hak Miraç hadisesine mazhar olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bizzat İsra Suresinin 1. ayetinde ispatlamıştır. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar yani Kuds-i Şerif'e kadar yapılan seyahatte İsra Mescid-i Aksa'dan samalara kadar yükselmek Miraç hadisesidir. Bunun için Miraç hadisesi hem ayet-i celile ile hem hadis-i şerif ile ispatlanmış bir olaydır. Ve bu olayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kısaca şöyle izah etti. Gecenin bir anında Cibril-i Emin Namus-u Ekber Aleyhisselatü Vesselam Burak denilen manevi ve ruhani bir binekle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da semalara yükseldi. Tabi Mescid-i Aksa'ya giderken birçok peygamberlerle görüşmüş ve onlara imamlık yapmış. İki rekat namaz kıldıktan sonra Burak denilen manevi ve ruhani binekle birlikte semalara yükselmiş. Bu hadise, bu olay ve bu mucize hakikaten insanların kafasını alamayacak derecede büyük bir olay ve mucize olmuş. Ve
Hazreti Cibril ile Emin ile beraber ta Sidretül Muntaha'ya kadar gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sümme uyce bi hatta nehetü Müslüme asrafu fi sarit al-ahlam. Öyle yükseldim, öyle yükseldim ki düz ve yüksek bir yere geldim ve orada mukadderat kanunlarının cızırtısını da işittim. Cibril-i Emin diyor ki ya Muhammed Sidretül Muntaha'ya kadar geldim, bunun ilerisine gidemem, eğer bir tek adım atarsam, bir parmakla ileriye gidersem yanıp kuruyorum. Bundan sonra artık meydan Habib ve Mahbub'undur, aşık ve maşuklundur, söhbet üslubundan senindir ya Muhammed. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın yüksek, Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna gidiyor ve bakın orada nasıl bir olay cereyan. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ettehiyyatu lillahi ve salavatü tayyibat. İlk olarak Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna giderken bütün methusenalar, bütün taat ve ibadetler, bütün iyilikler ve güzellikler, ikramlar senin içindir ya Rabbi. Salavat, bereket, rahmet senindir ya Rabbi. Cenab-ı Hak da Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey nebi zişanım, Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun, selam ve esenlikler senin üzerine olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yüksek huzurda, o cemalullahın karşısında, o da Esselamu aleyna ve ala ibadullahi salih. Ya Rabbi, selam bizim üzerimizde ve salih olan kullarının üzerinde olsun. Bakın, Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yüce divanda Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzurunda o tecelliyatın karşısında dahi ümmetini bizleri unutmamıştır. Cenab-ı Hak